yapabilirsek kendimizi koruyabiliriz. Mesela pillerle ilgili de konuşuluyor. Yani bataryalarla ilgili çalışmalar yapılması hep teşvik ediliyor vesaire. Hatta baktığımızda insanların artık kalpleri de pilli. Yani her şey aslında böyle bir hani belki metal demem doğru olur mu bilmiyorum ama o tarz şeyler ve yine böyle bir ekstra enerjiye ihtiyaç duyduğumuz şeyler kullanıyoruz. Teknolojik aletlerimiz gibi. Hani bütün bunlara baktığımızda gerçekten korkunç bir manzara bizi bekliyor gibi Evet, görünüyor. yani devre dizayn edilmesinde elektronik devreler, elektronik aletler orada tabii belli bir şey var. Yani onların neticede fişten çekince çok bir sorun olmaz. Yani onlara, yani tabii ki yine elektrik akım geliyor dışarıdan. Manyetik alan, işte manyetik alan kendisi değiştiği için elektrik alan oluşacak. Bu da yine bir belli bir akıma sebep olacak. Ama asıl olay büyük transistörleri, yani elektrik, bize elektrik sağlayan işte santrallerdeki o büyük yapıları eğer tamamen bozarsa o zaman yani bizim başımız belaya girecek. Yoksa yani bizim evimizde yapabileceğimiz fişten çekebiliriz. İşte Bu bizi korur mu? yani bizi değil, laptopumuzu korur. Ama yani ama genel elektrik hatlarının çökmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar o tamamen ayrı. Yani bunun yapılması lazım tabii o seviyede. Ama yani Carrington seviyesinde bir şeye hazır olduğumuzu düşünmüyorum yani. Evet. Ama bir de şey aklıma geldi. Geçenlerde belki bilirsiniz. Tucker Carlson diye bir adam var. Bu Fox, Amerika'daki Fox'tan kovulmuştu. Biraz yanlış hatırlamıyorsam bir yani Trump falan onlara yakın veya şey. Şimdi onun bir programına Dennis Quaid diye bir adam var Hollywood'da. Frekans sonra Yarından sonra The Day After Tomorrow falan gibi böyle felaket senaryo olan filmlerde oynayan ünlü bir aktör. Şimdi onu çağırmış geçenlerde böyle 1-2 ay önce izledim. O da bu olaylardan bahsediyor. Güneş patlamaları ve Carrington'dan falan. Tam da şeyden bahsetti. Yani bir galiba Obama döneminde bir bunlara karşı pardon bir hazırlık olmuş. Sonra ardından hafif bir Trump'la falan devam ediyor gibi olmuş ama şu an Biden'la kesintiye uğramış falan diyordu. Yani tabii tam ayrıntısını bilmiyorum ama yani değişik ülkeler özellikle kutuplara yakın, yani mesela Alaska'sı vesaire, onlarda çok daha yakın yerler var işte Philadelphia, New York vesaire. Oralardakileri çok daha fazla etkileyeceği için oradaki ülkelerin çok daha şey yapması lazım. Biz biraz daha Tedbirli artması şanslıyız. gerekiyor. Evet, ortada olduğumuz için Evet, hocam. yani biraz daha korunaklı gibi bir yerdeyiz ama ya illaki bizi de etkileyecek eğer Carrington seviyesinde bir şey olursa. Bütün dünyayı değil mi? Tabii. Yani o zaman hakikaten dünya nasıl bir evreye gelecek? Yani bilmiyorum bizler görür müyüz? Hayırlısı olsun diyelim tabii Evet, ama evet. gerçekten çok büyük bir tecrübe. Yani bütün yaşam alışkanlıklarımızın değiştiği, dünyaya bakışımızın değiştiği bir ortam olacak galiba ama inşallah hayırlısını versin Allah diyelim. Yani muhakkak hepsinde hikmet var. Peki hocam çok az bir vaktimiz kaldı. Uydular ve iletişim sistemleri üzerindeki biraz etkilerinden bahsedelim mi? Evet, yani bir kere uyduları yollarken bu tür etkilere karşı güneşten gelen işte bu güneş patlamalarından gelen parçacıklara karşı korumaları var uyduların. Yani o ama yani mesela Japon uydusu yanlış hatırlamıyorsam sizin oradaki verilen şeylerden bir tanesi de oydu. Japon uydusu mesela 2012'de 2012'de mi 11'de mi bir ünlü bir Halloween Ekim'de olduğu için işte Halloween şey diye bir tane meşhur bir güneş patlaması şey oldu. Orada mesela bir Japon uydusu tamamen çalışmaz hale geldi. Ya bazı uyduları etkiliyor ama o 2011, şu an 2023'teyiz. Dolayısıyla Ve teknoloji çok daha daha da geliştik. gelişti. Onlara karşı uyduların korumaları var. Fakat tabii ne bileyim işte astronotlar dışarıdaysa pardon o zaman içeri girer. Veya işte neticede manyetik alanı değiştirdiği için özellikle kutuplarda fazla olduğu için uçaklar kutuplara doğru değil. Yani işte Amerika'ya vesaire gittiyseniz biliyorsunuz yani uçaklar ilk önce yukarıya doğru, kuzey kutbuna doğru gider. Sonradan aşağı inerler. Çünkü bir küre yukarıda, yani kürede dümdüz gittiğiniz zaman uzun bir mesafe alırsınız. Dolayısıyla bu Türkiye'den oraya gitmek için ilk önce yukarı gidersiniz. Sonradan aşağı inersiniz. Çok daha hızlı gidersiniz. Mesela o tür durumlarda uçakları mesela şeye kutuplara yönlendirmiyorlar. Daha ekvatora doğru yönlendiriyorlar gibi. Yani bu tarz birçok şeyin ne derler? Organizasyonun bu tür olaylara karşı şeyleri var. Çünkü şeyi hatırlarsak uzakta bizim aslında sürekli güneşi takip eden bu durumlara karşı NASA'nın yolladığı uydular var. Onlar bizi uyarıyor ilk önce. Çok güçlü bir güneş patlamasının geldiğini söyleyecek. Ondan sonra yaklaşık 18 ile 20 saatimiz var. Yani 8 dakikada güneş patlamasından bize ışık geldi. Ondan sonra asıl bütün bu problemlere yol açacak olan bu koronal kütle atımı dedikleri, yani bütün mıknatıslığı değiştirecek olan, elektriğin kesmesine sebep olacak olan vesaire o şey bize 18 saat 20 saat civarında gelecek. Eğer Carrington seviyesinde bir şeyse. Yani ne kadar güçlüyse o kadar hızlı geliyor. Dolayısıyla ondan daha da güçlüyse 12 saatte de gelebilir ama ilki 8 dakikada geliyor. Dolayısıyla bizim dünyanın hazırlanması için bir 12 saatimiz var en az. Peki bu hazırlıktan kastımız ne hocam Ya tam bizi olarak? uyaracaklar. Uyaracaklar. Yani böyle bir şey geliyor.
Yani ama biz... ne yapabiliriz yani? O an hiç mesela teknolojik bir şeyler mi geliştirmemiz gerekiyor? Yok. Ya da teknik olarak fişten mi her şeyi çekmemiz gerekiyor? Yani biz ancak onu yapabiliriz. Aynen. O da cihazlarımızı korumak için aslında. Belki de kendimizi korumak için değil aslında. Tabii tabii. Ancak biz onu yani kendimizi korumak için değil tabii. Yani cihazları çekeriz ama... Bu da masrafları yani, azaltır belki. Evet ama yani işte uçakların yörüngelerini değiştirmeleri, telekomünikasyon mesela o tarz şeyler için 12 saat önceden uyanması çok önemli. Bütün uçuşlar yeniden yönlendirilir. Dolayısıyla yani öbür türlü insan yani bildiğiniz uçakların bir yörünge hesaplayabilmesi için bir kere manyetik alan bütün GPS'lerini bozar. GPS'lerini bozarsa o zaman birbirlere çarpışabilirler vesaire çok tehlikeli şeyler olabilir. Yani o yüzden kutuplara doğru daha kuzeye değil daha güneyden gitmeye çalışırlar falan. Yani bunun gibi bunları önceden tespit edebilmek önemli. Yani çok da değerli gerçekten insan hayatını korumak açısından. Tabii tabii. Yani bizim kendimiz olmasa da bu tür işte hava yolları ile ilgili şirketler bu önlemleri alıyorlar. Bu yüzden önceden bilmeleri çok önemli tabii. Hocam 4 dakikamız kaldı ama ben birkaç tane daha soruyu çok merak ediyorum cevabını. Hızlıca onları da sormak istiyorum. Güneş'e dair tam olarak neler biliyoruz ve neler bilmiyoruz? Böyle özellikle bilmediğimiz, şimdiye kadar bildiklerimizi aslında konuşmuş olduk ama neler bilmiyoruz ve bilsek işimizi ne anlamda kolaylaştırır? Yani neler bilmiyoruz aslında yani programda da söyledik yani 11 yıl diyoruz. Nedenini bilmiyoruz. Niye 11 yıl bilmiyoruz? İşte bu en güçlü atımlar daha fazla artacak mı yoksa hep aynı seviyede mi kalacak? Bunu teorik olarak kestirebiliyor muyuz? Hayır. Sadece bekliyoruz. Bunun işte ortalarının daha hızlı, kutupların daha yavaş döndüğünü biliyoruz. Bunu modelleyebiliyor muyuz? Az çok. Ama tam olarak işte gününü, işte bir tanesi 24-25 gün, öbürü 26-27 gün, yukarı doğru gittikçe 30 küsür gün. Bunları oturup simülasyonla yapıp kestirebilir miyiz? Tam değil. Yani çünkü şey yani biz yani teorik açıdan bakarsak bir güneş, bir yıldız bizim için İşte kütlesi olan, yarıçapı olan, işte bir de dönen öyle bir cisim. Yani ben fizikçi olarak bakarsam öyle. Fakat o bu söylediğimiz şeyin içinde yüklü, çok sıcak, inanılmaz kompleks hareketleri olan, yani trilyonlar az kalır yani. O kadar fazla rakamda parçacıklar var. Bunların bu kaotik hareketini anlamak çok zor. O yüzden yani güneşle ilgili bilmediğimiz tabii ki çok şey var. Oraya bu yüzden uydular yolladık. İşte Parker uydusu atılmıştı 2016'da yanlış hatırlamıyorsam. O uydu mesela sürekli güneşi takip ediyor. Güneşin içindeki bu işte değişik tabakalarının sıcaklıkları, oradan patlamalar vesaire. Güneşi daha iyi anlamaya çalışıyoruz gönderdiğimiz uydularla. O yüzden bilmediğimiz şey çok. Yani bildiğimiz şeyler de var tabii ama. İnşallah arttıkça da tedbirlerimizi, önlemlerimizi arttırmak noktasında işimize yarar. Tabii. Hocam son sorumu soruyorum. Güneşin patlaması böyle... parçalarını ata ata azalması anlamına mı geliyor? Yani kendi içinde kendi kendini yok etmesi gibi algılayabilir miyiz? Böyle Big Bang mi gibi? Yani başka bir dünya mı oluşturacak siz? Yani dünya derken dünyamızı kastetmiyorum. Kendi içinde bir yeni bir dünya mı oluşturacak yani? Yani dışarı doğru attığı kütleler yani bize kıyasla fazla olabilir. Ama yani güneşe kıyasla çok fazla değil. Asıl o güneşin kendisini değiştiren şey dışarı attığı kütlelerden ziyade içinde yaktığı o termonükleer patlamalarla İşte hidrojeni tüketmesi. İçindeki hidrojeni tükettiği anda helyuma dönüşmeye başladığı zaman artık helyum çok daha güçlü. Çok daha güçlü olduğu için dışarıya doğru çok daha güçlü bir şekilde patlayacak. O zaman güneş büyümeye başlayacak. Yani içeri doğru olan itme azalmaya başlayacak. Güneş giderek büyümeye başlayacak. Sonra o helyumu da tüketirse iyice büyüyecek. Sonra işte bizim Kızıldev dediğimiz şey olacak. Dolayısıyla aslında büyüklüğü artıyor ama tabii kütlesi giderek dışarıya doğru kütle püskürttüğü için azalıyor. Belki yarısına falan düşecek hatta şeye geldiği zaman. Yani o yüzden cisimsel olarak bir büyüme var ama kütleleri giderek azalıyor. O yüzden aslında yoğunluğu falan azalıyor diyebiliriz o anlamda. Ama yani böyle bu güneş patlamalarından dolayı şekli ve büyüklüğü değişiyor değil. Asıl değişmesinin sebebi onun o merkezindeki o termonükleer patlamalar. Asıl olay o. Yani bütün yakıtını tüketmesi aslında. Yoksa kütlelerin kaçıp onun azalıyor olmasından dolayı değil yani. Bütün yakıtı azalmaya başlıyor. Hidrojeni tamamen tüketirse helyum, helyum da tamamen tüketirse iyice büyüyecek. Büyüdükçe tabii yakındaki bütün gezegenler alacak. Biz de tabii tamamen yaklaşacağımız için biz de yok edecek. Ama bu milyarlarca yıl sonra. Endişeye gerek yok şimdi. Öyle mi? Şu an rahat yaşayabiliriz değil mi hocam? Ortalama 50-60 ya da birazcık daha pozitif. Bakın 80-90 yıllık bir ömrümüzde bize denk gelir mi bilemiyoruz. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bilgilerinizi paylaştığınız için. İnşallah başka vesilelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Efendim bilim ve ötesinde bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güneş patlamalarını konuştuk, nedenlerini ve dünyamıza etkilerinden bahsetmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Profesör Doktor Sayın Emre Onur Kahya hocamızla birlikteydik. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.